Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, onun yolunda giden bütün mümin erkek ve bütün mümin kadınlara. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız, ayıplarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki takvanız, şerefiniz arttırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, bu akşam Allah nasip ederse ilmin ve alimlerin faziletiyle alakalı bir hadisi gündeminize taşıyarak Allah ve Resulünün ilim ameline ve alimlere bakışlarını aktarmaya gayret göstereceğim. Rivayet edeceğim doğrularla amel etmeyi Allah önce bana nasip etsin, sonra sizlere. Aktaracağım yanlışlıklardan dolayı da Allah-u Teala'nın şimdiden kusurlarımı affetmesini niyaz ederim. Sevgili kardeşlerim, Kesir bin Kays anlatıyor. Şam mescidinde oturan Ebu Derda'nın yanına geldim. Kardeşlerim, malumunuzdur. Hazreti Ömer halifeliği döneminde Ebu Derda'yı vali olarak Şam'a tayin etti. Ancak Ebu Derda kendi gibi salih olan dostları nasıl yöneticiliğin, idareciliğin sorumluluğunun altına ezilmekten korktuğundan dolayı kabul etmediyse, Ebu Derda da kendisine yakışanı yaptı. Ömer bin Hattab'ın bu teklifini kabul etmedi. Yalnız Hazreti Ömer çok ısrarcı olunca Ebu Derda şu teklifte bulundu: eğer gideceğim yerde Allah'ın kitabını, Resulünün sünnetini öğretmemi ve onlara namaz kıldırmamı kabul edersen gideceğim. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bu teklifi kabul eder ve Hazreti Osman dönemindeki vefatına kadar Ebu Derda Şam'da yaşar kardeşler. Ebu Zer radıyallahu an onu gördüğü zaman yüzüne karşı şöyle iltifatta bulunurdu: ey Ebu Derda, yer ve gök senin gibi alim olan bir adamı barındırmadı. Onun arkasından sahabeler şöyle iltifat ediyorlardı: o ilmiyle kalplere şifa olan bir alim ve bir fakihtir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma arkadaşlarıyla bir mecliste otururken bize iki akıllı kimseden haber verin deyince dediler ki bu iki akıllı kimse kimdir? İbni Ömer dedi ki biri Muaz bin Cebel, diğeri de Ebu Derda'dır. Kardeşlerim, Dimeşk mescidinde, Şam mescidinde oturup insanların ziyaret uğrak yeri olan Ebu Derda sahabeler arasında kadı makamıyla anılan bir kişiydi. Halbuki İslam'dan önce putperestliğin karanlığı içerisinde zor nefes alıp veren bir müşrik iken,
ki o cahiliyenin içerisinde Abdullah bin Revaha ile kadim bir dostluğa, örnek bir arkadaşlığa sahipti. O cahiliyenin içerisinden Abdullah bin Revaha İslam'ın nuruna yürürken o Allah'a şirk koşmada, Allah'a isyan etmede ısrarcı davrandı. Bir gün ticaret için evinden dışarı çıktığında Abdullah bin Revaha ve Muhammed bin Mesleme, Allah ikisinden de razı olsun, evinin içerisine girdiler. Allah'a ortak koştuğu putu yerle bir ettiler. Ebu Derda ticaretinden sonra ilahına haşa ve kella, Allah'ına haşa ve kella, Rabbi olarak kabul ettiği taştan o putuna saygı göstermek için huzur içerisinde evinin içine girdiği anda bir baktı ki Allah'ı öncelediği, Allah'tan daha fazla önemsediği putu paramparça yerde. Bir taraftan o kırık parçaları, taşları toplarken bir taraftan da yazıklar olsun sana, kendini koruyamadın mı diyerek puta serzenişte bulunuyordu. Bunu fırsat bilen Ümmü Derda radıyallahu anha kocasına yöneldi ve dedi ki, kendisine fayda olmayan, kendisini koruyamayan başkasına faydası olup başkasını zarardan koruyabilir mi? Bu sözler Ebu Derda'nın kalbinde ve zihninde büyük şimşekler oluşturdu. Hanımından bir kap istedi. Önce yıkandı, sonra temiz elbiseler giydi. Soluğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında aldı. Abdullah İbni Revaha Ebu Derda'yı gördüğünde dedi ki, ya Resulallah, bu bizi cezalandırman için bizi sana şikayet edecek olan Ebu Derda'dır deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, hayır dedi. O dedi, İslam olmak için gelmekte. Çünkü Allah Ebu Derda'nın iman etmesini bana vaat etti. Allahu Ekber. Ebu Derda'nın iman etmesini bana vaat etti. Kardeşlerim, Ebu Derda küfrün pençeleri arasında can çekişirken Allah ona hidayetin nurunu ulaştırdı. Önce tevbe etti, işlemiş olduğu şirkten ve kötü amellerden pişmanlık duydu. Soluğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında iman almaya götürdü. Sonrasında ne oldu biliyor musunuz? İlmi arzuladı, ilmin yolunu sevdi ve Allah sahabeler içerisinde onu kadılık makamına yükseltti. Bunu niçin anlattım? Ben alim olamam. Ben ilim sahibi olamam. Benim geçmişim karanlık bir maziye sahipken, ayıplanacak kusurların ve günahların sahibiyken ben mi alim olacağım diyenlere, alim olunmaz, alim doğulur diyenlere Ebu Derda'nın bu kısacık hikayesi bir reddiye kabilinde olsun. Ve ne olur gençler, içinde bulunmuş olduğunuz süreç ve şartlar alimlik, kadılık, müştehitlik makamına ulaşamayacağınız anlamına gelmemektedir. Uzaklarda gördüğünüz ilim, eğer niyet ederseniz, gayret ederseniz, mücadele ederseniz, yakınınızda, karşınızda göreceğiniz büyük bir ameliniz olabilir. Rabbim bizi bunlardan kılsın. Ebu Derda Dimeşk Mescidi'nde otururken Kesir bin Kays geldi ve dedi ki, ya Ebu Derda, işittiğime göre sen bir hadis naklediyorsun ve bunu öğrenmek için, dikkat buyurun, Medine'den ta Şam'a kadar geldim. Medine'den Şam'a kadar geldim. Ebu Derda şaşırır, bir taraftan da sevinir. Sen benim nakletmiş olduğum, benden duymuş olduğun bir hadisi öğrenmek için mi ta Medine'den Şam'a kadar geldin deyince sonra sözlerini şöyle tekrarladı. Hayır, sen bir iş için veya bir ticaret için gelmiş değil misin? Bir taziye, evlilik için veya bir ticaret için buraya uğramadın mı dediğinde Kesir bin Kays dedi ki, hayır dedi. Bilakis ben
dikkat edin ne olur kardeşler. Senin aracılığınla işittiğim bir hadisi senden duymak için geldim. Dedikten sonra Ebu Derda kendisini müjdeleyen nebevi bir sözü aktaracak. Ancak bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum kardeşlerim. Medine ve Şam arası kardeşler kuş uçuşu tam 1050 kilometredir. Medine'den kalkan bir uçak Şam'a takriben 2 saatte ancak varır. Medine'den kalkan bir araç ise karayoluyla tam 1265 kilometre mesafe kat etmek zorundadır. Vasat bir aracın üstündeki bir araba takdir edersiniz ki namaz, yemek ve ihtiyaç molalarıyla bir gün bir gecede ancak Şam'a ulaşır. Şimdi ne olur? Dikkatinizi biraz daha celbetmek istiyorum. Kethir bin Kays ilk defa duyacağı müminlerle ihtilafa girdiği bir meseleyi öğrenmek için Şam'a Ebu Derda'nın yanına gitmiyor. Duyduğu, öğrendiği, anladığı, kavradığı ve belki de amel ettiği bir meseleyi onaylatmak, kalbini mutmain kılmak için ta Medine'den Şam'a bazen yaya, bazen deveyle 1265 kilometrelik yolu kat etmiştir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Peki araçla, hızlı giden bir arabayla bir gün bir gecede kat edilen bu mesafe ne olur siz düşünün bir deveyle kaç günde gidilir? Cevabı kimde biliyor musunuz? Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhuma'da. Neden? Kardeşi Abdullah bin Uneys'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis işittim. Onu onaylamak için Medine'den bir deve satın alıyor. Şam'a diyor tam bir aylık bir gün içerisinde ancak ulaşabildim diyor. Bir ay. Tam 30 gün. Bir de bunun geri dönüşü var. Eder 2 ay. 60 gün. Deveyle yolculuk. Açlık, susuzluk, soğuk, sıcak, vahşi hayvanların saldırısı, eşkıyanın saldırması, bunlar da cabası iken, dikkat edin kardeşler, Kethir bin Kays ve Cabir İbni Abdullah, Allah hepsinden razı olsun, bakın bildikleri bir hadisi kalplerini mutmain etmek için bir aylık yolculuğa çıkarlar. Allahu Akbar ve lillahilhamd. Sadece Şam'a mı sizce? Şam kadar uzakta olan Mısır'a da yolculuklar yapmışlar. Vallahi şimdi rivayet edeceğim hadise Cabir ve Kethir'in hadisinden daha çarpıcıdır. Ebu Eyyub anlatıyor. Dikkat edin ne olur şimdi. Mısır'a gittim diyor. Ukbe bin Amir'i ziyaret ettim. Ukbe bin Amir onu gördüğünde sarılıyor boynuna. Diyor ki ey Ebu Eyyub buraya gelmenin sebebi nedir? Şimdi ne olur dikkat edin kardeşler. Vallahi bu söylenen sözler Cabir İbni Abdullah'ın sözlerinden daha tesirlidir. Daha etkileyicidir. Ey Ukbe! Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis işitmiştim. Ne olur dikkat edin. Canlı bir şekilde. Peygamber aleyhissalatu vesselamın dudakları arasından bizzat o günahkar kulakları meclisin, mescidin veya evin veya çarşının içerisinde bizzat kendisi işitmişti. Ben aleyhissalatu vesselam'dan bir hadis duydum. Bu hadisi benden başka işiten ikinci adam sensin. Yeryüzünde canlı kalan ikinci adam sensin. Her biri vefat etti. Bu hadisi onaylamak, teyit etmek için diyor ta Medine'den diyor yola çıktım diyor. Allahu Ekber. Nereye? Mısır'a kardeşler. Suriye kadar, Şam kadar, belki onlardan daha uzak bir yere gitti. Peki şimdi ne olur dikkat et kardeşim. Ukbe bin Amir dedi ki radıyallahu an, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim ki kim mümin kardeşinin ayıbını gizlerse, Ebu Eyyub bu hadisi duymak için geldi. Kendisi de biliyordu. Kim mümin kardeşinin kusurunu, ayıbını gizlerse, kendisini ilgilendiren, kendisiyle sınırlı olan, sadece kendisine zarar veren bir günahın sahibi ise, onu örtmek mümin erkek ve mümin kadınların vazifesidir. Ama umuma mal olan bir günah varsa, şu sübyanları etkileyecek bir haram varsa,
tefrika, fitne çıkacaksa İslam ümmetinin mahallelerinde, bu ayıp gizlenmez, ortaya çıkartılabilir. Diyor ki, kim bir müminin ayıbını gizlerse kıyamet gününde Allah onun ayıbını gizler deyince, Sinan abi, Ebu Eyyub ne dedi biliyor musunuz kardeşler? Subhanallah. Doğru söyledin. Doğru söyledin. Tek söz bu. Doğru söyledin diyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat senin söylediğin gibi sözleri söyledi. Benim kulaklarım da aynen senin işittiğin gibi işitti. Benim aklım da aynen senin kavradığın gibi kavradı. Benim bedenim de aynı senin amel ettiğin gibi etti. Ya adamlar, ey insanlar, mümin erkek ve mümin kadınların boynuna ne kadar ağır bir sorumluluk yüklediniz. Vallahi farkında değilsiniz. Bir aylık mesafeyi bir hadisi onaylamak için gidiyor. Kendisinin işittiği, kendisinin anladığı, fehmettiği bir hadisi öğrenmek için. Allahu Ekber. Sonra ne diyorlar biliyor musunuz? Hemen diyor devesine bindi. Vakit kaybetmemek için Medine'nin yoluna doğru hareket etti. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Yahu kardeşlerim, Allah için size soruyorum. Ne olur susmayın. Ne olur bana cevap verin. İslam dininden başka hangi dinin müntesipleri Allah'ın kitabına, Allah'ın nebisinin sözlerine bu derece ihlasla yaklaşmışlar? Bu derece özen göstermişler. Söyleyin bana ne olur. Yahudiler mi diyorsunuz? Vallahi değil. Allah'ın kitabını tahrif ettiler. Allah adına yalan söylediler. Musa Aleyhisselam'ın sözlerini değiştirdiler. Musa Aleyhisselam'ın güzel sözlerini gizlediler. Unuttular, alternatifini koydular. Bugün de onu okuyorlar. İsrailoğulları içerisinde insanlar onlarla amel ediyorlar. Yalanla, fitneyle, tefrikayla gayret gösteriyorlar. Hristiyanlar mı diyorsunuz? Vallahi yalan. Kitabını paramparça ettiler. Her bir Hristiyan grubun elinde ayrı bir İncil var. İsa Aleyhisselam'ın öğretilerini unuttular. İsa Aleyhisselam'ın öğretilerini gizlediler. Bugün Afrika'nın bağrında uydurdukları bir Hristiyanlık diniyle insanları yönlendiriyorlar. Vallahi yalan söylüyorlar. Budizm mi? Hayır, kesinlikle değil. Yoksa ateşperestler mi, zerdüşler mi? Asla değil. İslam dininin müntesiplerinden başka hiç kimse ilim dünyasına bu derece büyük bir hazine bırakmamışlardır kardeşlerim. Peki bizim şerefli selefimiz, sahabe ve sahabeden sonra onları takip edenler sadece duydukları, işittikleri, bazen kavrayamadıkları, anlayamadıkları bir hadisi onaylamak için mi Resulullah'a gittiler? Hayır. Bilmedikleri meselelerde kilometrelerce, günlerce yürüyecekleri yolları kat ettiler biliyor musunuz? İmam Zehbi anlatıyor. Allah ona rahmet etsin. Endülüslü Bakî bin Mahled isminde bir muhaddisten bahsediyor. Endülüs nerede biliyor musunuz Müslümanlar? İspanya, bugünkü İspanya. Endülüs İslam devletinin kökünü kazıyan, nerede Müslüman varsa kesen, Müslümanların evlerini, evlerinin içerisindeki tuvaletlerden, banyolardan tanıyan, evlerin içerisindeki temizliklerine bakarak, evet bunlar Müslümandır, bunlar mümindir, bunlar Allah'a ve Resulüne tabi olanlardır, bunlar İsevi değiller, bunlar İsrailoğullarından değiller, bunlar Allah'a ortaklar koşmuyorlar, Allah'ı üçlemiyorlar deyip bir tanesini sağ bırakmamacasına Endülüs'ü kan gölüne soktular kardeşler. O Endülüs'ten, yani bugünkü alçak İspanya topraklarından bugünkünü kastediyorum. İnşallah özüne döner. İspanya topraklarından bugünkü doğu bölgelerine diyor İmam Zehebi. Doğu bölgelerine Bakî bin Mahled'i çıkartan sebep neymiş biliyor musunuz? Ne? Tam 5000 kilometreden fazla yol mesafe kat etmesine sebep sadece İmam Ahmed bin Hanbel'den hadis tedris etmekmiş kardeşler. Subhanallah. Yahu ne oluyor be kardeşim sana ya? İspanya'da teknolojinin zirve yaptığı bir dönemde, Endülüs'te, İslam aleminin en rahat ortamların birinde, en zengin şatafatlı dönemlerin yaşandığı bir çağda ne oluyor Bakî bin Mahled sana? Ta Bağdat'a kadar İmam Ahmed bin Hanbel'den hadis öğrenmek için geliyorsun. Sonuç ne biliyor musun Yasin abi? Bağdat'a geliyor, kuş uçuşu 5000 kilometre.
Siz hesaplayın deveyle kaç günde gidilir. Bağdat'a geldiği gün İmam Ahmed bin Hanbel'in evinde göz hapsinde olduğunu öğreniyor. Allahu Ekber. Binlerce kilometre, aylarca yol alacaksın. Belki bir yıl yol alacaksın. Bağdat'ın bağrına geldiğinde İmam Ahmed bin Hanbel'in evinde göz hapsine tutulduğunu öğreneceksin. İmam Ahmed bin Hanbel'e yasak koyuyorlar. Asla kimseyle konuşmayacaksın. Hadis aktarmayacaksın. İlminden faydalandırmayacaksın. Bakî bin Mahlet ne yapıyor? İmam Ahmed bin Hanbel'in kardeşi, arkadaşı, dostu, meslektaşı ne derseniz deyin, dava dostu Yahya bin Ma'in ders halkalarına katılıyor. Hadis halkalarına. Ama onun derdi var. Neydi abi? İmam Ahmed'le tanışmak ve ondan ilim tahsil etmek. Ne yapıyor biliyor musunuz aziz dostlar? Sonra İmam Ahmed bin Hanbel'in evini buluyor. Kapıyı çaldığında Ebu Abdullah kapıyı açıyor. İmam Ahmed bin Hanbel. Kendisini tanıtıyor. Endülüs'ten geldiğini söylüyor. Binlerce kilometre uzaklıktan. Subhanallah. Diyor ki Endülüs'ten geldim diyor. Senden hadis dersleri almak istiyorum. İmam Ahmed diyor ki bu durum beni çok mutlu eder. Yani Endülüs gibi çok uzak bir diyardan gelmişsin. Ancak diyor malumundur. Ben şu an diyor göz hapsindeyim diyor. Sana ilim veremem. Bakî bin Mahlet ne diyor? Kadir abi düşün. Subhanallah. Diyor ki sana bir teklifim var diyor. Nedir? Ben diyor her gün dilenci kılığında diyor senin kapına geleyim. Allahu Ekber ya. Yani düşünün şu Türkiye'deki bir muhaddis, bir fakih, kıytırık bir ilahiyatçı gidecek Şam'a, gidecek Bağdat'a, gidecek Kabil'e, gidecek Gazze'ye. Bir muhaddisten ders alacak, takım elbiseli, jilet gibi kravatlı, parlak suratlarla. Diyecek ki ey Ahmed bin Hanbel, ben dilenci kılığına geleyim, kapını tık tıklayayım, sen de bana sadaka verir gibi yaklaş ve birkaç tane hadis öğret. Var mı öyle yiğit kardeşiniz? Öyle yiğitler kalmadığı için bugün böyleyiz arkadaşlar. Bizi hadım ettiler, hadım hadım. Allah'ın ilminden, kitabının ilminden, Resulullah'ın sünnetinin ilminden, selef-i salihinin ilminden uzak kaldığımız için kadınlara döndük. Erkeklerimiz kadın gibi korkaklaşmaya başladı başta ben. Bu ilim bizim kalbimizden cesareti alıp götürdü. Daha doğrusu ilimsizlik. Gitti İmam Ahmed bin Hanbel kabul etti bunu. Dedi tamam dedi gel. Rivayet aynı şöyle geçiyor. Bir sarık sarıyor. Dilencilerin sarığından böyle. Diyor elimde de diyor bir alsa. Sonra diyor peşmurde bir kıyafet yırtık pırtık. Ama dikkat et elbisenin altında ne var? Bir tane diyor divit yani o kalem var ya. Bir tane mürekkep bir tane de kağıt parçası. Öyle tık 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 telefonla yazmak ses kaydını almak onlar da yok kardeş. Bastık yazacak basacak yazacak basacak yazacak. Divit öyle tükenmez kalem gibi değil. Bakın hem kellesi pahasına hem cezaevine girme adına ya da toplumdan sürülme adına buna kabulleniyor. İmam Ahmed bin Hanbel. Allahu Ekber. Geliyor. Pejmurde kıyafetlerle imamın kapısını çalıyor. Dilencilerin halka seslendiği gibi bana bir sadaka verin, bana bir sadaka verin diyor. İmam Ahmed bin Hanbel sadaka verecekmiş gibi eğiliyor. Ona hadis rivayet ediyor. Peki ben şimdi sana sorayım be kardeşim. Bu zamana kadar o süreç içerisinde kaç tane hadis öğrendi biliyor musunuz? Tam diyor 300 tane hadisi diyor İmam Ahmed bin Hanbel'den ezberledim diyor. Allahu Ekber. Ne şerefli bir selefe sahibiz elhamdülillah. Bu ilim bugüne kadar kütüphanelere bu vesileyle geldi Yılmaz abi. İmam Ahmed bin Hanbel'i görmek için Bağdat'a gitmenize gerek yok. Kütüphanelerde var. İmam Buhari'yi görmek için Buhara'ya gitmeyin. İmam Müslim için Şam'a gitmeyin. İbn Hacer için Filistin'e, Gazze'ye gitmenize gerek yok. Hepsi kütüphanelerde bizi bekliyor aziz dostlar. Nasıl geldi? Dilenci kılığındaki insanların İmam Ahmed'ten duyduklarını kayıt altına alarak bu din bize kadar ulaştı. Elhamdülillah. Selefi, alimleri, ilim talebelerini böyle terleten, meşakkatler içerisinde yoran alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Allah'a hamdolsun ki bu yorulmalar vesilesiyle İslam ilk günkü tazeliğiyle elimize kadar ulaştı. İlk gün. Yok ya Kur'an'da tahrifat var. Yok Kur'an'da şu ayetler çıkartılmış. Yok Kur'an'da aslında olması gereken şu Fatımi sureler olması gerekiyordu. Yok. Falancaların sureleri yok. Peygamberin aktardığı sözlerden çok şüphe duyuyorum. Buhari yalan da söylemiş olabilir. Zan taşıya diyenler. Vallahi şeytanın atına binmişsiniz.
Bu din 1500 yıl önce Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a nasıl geldiyse, Kur'an Peygamber Aleyhisselam'a Cibril tarafından nasıl vahyedildiyse, Peygamber Aleyhisselam bazen mağarada, bazen cihat meydanlarında, bazen çarşı ve pazarlarda, bazen evdeyken, bazen hasta yatağında hangi sözleri söylediyse vallahi kelimesi kelimesine geldi. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Nasıl? Terleyen, meşakkatler içerisinde ilim öğrenmek için mücadele eden alimlerin vesilesiyle Allah o ilmi bizlere kolaylaştırsın inşallah. Öyle bir ilim mücadelesi içine tekrar bu ümmetin girmesi için Rabbim bu ümmetin yardımcısı olsun. Bakın kardeşlerim, Kesir bin Kays Ebu Derda'ya geldi. Bu sözleri söyledi. Şimdi dikkat edin, Ebu Derda kendisini nebevi bir müjdeyle müjdeleyecek. Ben bu Ebu Derda'nın naklettiği hadisi düz metni 5 parçaya ayırdım. Daha rahat ezberleyelim, daha rahat anlayalım, daha rahat üzerinde konuşalım diye madde madde sayacağım. 5 madde kısa bir şekilde açıklayacağım. Ondan sonra programımıza inşallah son vereceğim. Ebu Derda diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim ki. Bu hadis sonunda söylemeyeceğim. Ebu Davud ve aynı zamanda İbn-i Mace tarafından da nakledilmiştir. Resulullah buyuruyor ki bir, ilim öğrenmek için yol tutan kişiyi Yüce Allah cennet yollarından birine yönlendirir. Allahu Ekber. Şimdi kendi vakamızla değerlendirelim kardeşler. Müslüman olarak şöyle kendine bir bakıyorsun. Allah'ın kitabını okumaktan acizsin. Elif'i bilmiyorsun, lam'ı bilmiyorsun, mim'i bilmiyorsun. Bunları birleştirmesini hele hiç bilmiyorsun. Diyorsun ki ya kendini hayıflıyorsun. Ben bir mümin olarak, Müslüman olarak Siraç abi, namaz kılan bir erkek ve kadın olarak nasıl Allah'ın kitabını okumaktan mahrum kalmışım? Bundan 100 yıl önce birilerinin ataları İslam alemini deşifre etmeye, tabiri yerindeyse İslam alemini yok etmek için, ha şu Arapçalar var ya, kaldırdılar ya, inkılaplar vesilesiyle alimlerin kellelerini aldılar ya, onun ürünüyüz biz kardeşler. O yüzden Kur'an okumasını bilmiyoruz. O yüzden Elif'i tanımıyoruz, Mim'i tanımıyoruz. Lam'la konuşulan bizim günlerimiz, gecelerimiz yok. Sen hayıfladın kendini yahu dedin. Elime Arapça bir reçete geçiyor. Acaba ilaç ismi midir, şiir midir, fıkra mıdır, Allah'ın ayeti midir bilemiyorum. Okuyamıyorsun çünkü. Kendini hayıfladın. 20 sayfalık bir Elif cüzünü aldın, evinden çıktın. Benim peygamberim diyor ki cennetin yoluna girdin. Allahu Ekber. Elif, lam, mim. 20 sayfalık bir elif cüzü senin için ciltler dolusu kitaptan daha önemlidir. Önce farz ayının bu. Değil mi Rabbim abi? Sonra bir baktın ki sen artık harfleri öğrendin. Kelimeleri birleştirdin. Resulullah'ın hemen bir hadisi zuhur etti. Ne abi? Mümin asla hayra doymaz. Öyle mi Recep abi? Peygamber aleyhisselam öyle diyor. Mümin diyor asla hayra doymaz. Şimdi elif cüzünü bitirdi ya Özcan abi. Hemen dedi ki benim bunu en güzel şekilde kıraat etmem lazım. Ne ilmi çıktı şimdi? Tecvid ilmi çıktı değil mi? Takriben 30 sayfadır. Senin şu anki farz-ı ayının odur. Benim peygamberim diyor ki sen bu ilmin yoluna girdiğinde, bu ilmi öğrenmek için yollar kat ettiğinde bu yolun sonu nereye çıkıyor abi? Cennete. Yine peygamberin hadisi zuhur etti. Mümin hayra doymaz. Şöyle kendini toparladın. Yahu dedin ki kardeşim Allah'ın kitabını elhamdülillah ne güzel okuyorum. Kurra hafızlar gibi lafz ediyorum elhamdülillah. Ama benim Rabbim beni nereye çağırıyor? Bana hangi hayrı bildiriyor? Hangi şerden beni sakındırıyor? Şöyle bir düşündün. Nereye yöneldin abi? Tefsir ilmine değil mi? Ya tefsir okumaya, ya tefsir sohbetlerine, tefsir halkalarına katılmaya başladın. Bu yolun sonu neresi abi? Bu yolun sonu cennettir kardeş. Benim peygamberim ondan bahsediyor. İster İslam'ın temel meseleleri olan akaidi, isterse halinin ilmini, yani ilmi halini öğrenmek için bir yola gir. O yol üzerinde olanlarla beraber ders halkalarına katıl. O yol nereye çıkıyor kardeş? Cennete diyor benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın Enes bin Malik radıyallahu an peygamber aleyhisselamdan başka bir hadis naklediyor. Buna çok benzer bir hadis. Diyor ki peygamber aleyhisselam ilim tahsil etmek için yola çıkan bir kimse
İster bir yıl İsmail abi, ister bir ay, ister bir haftalık, ister bir günlük. İsterseniz zenginseniz uçakla bir saatlik fark etmez. İster bir ayet, ister bir hadis, isterseniz İslam ahkamı ile alakalı bir fıkhi mesele olsun. Kim bu ilmi tahsil etmek için yola çıkarsa, evinden dışarı çıkarsa, benim peygamberim ne diyor biliyor musunuz kardeşler? O kişi Allah yolundadır. Allahu Ekber. Mümin erkek ve mümin kadınların ırzlarını korumak için Doğu Guta'ya giden mücahitle ilim tahsil etmek için medreseye giden kardeşin yolu aynı yerde kesişmektedir. Niye? Çünkü hücum cihadı, savunma cihadını kastetmeyeceğim. Hücum cihadı Allah'ın davasının, davetinin ve ilminin insanlara ulaşması için yapılan ameldir. O yüzden cihat ile ilim birbirinin ayrılmaz ikiz kardeşleridir. Tamam mı abiler? Bundan dolayı benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ilim tedris eden, tahsil eden kişinin yolculuğunu cihat yolculuğuna benzetti. Elhamdülillah. Allah ilmin yolunu, cihadın ve davetin yolunu bizlere kolaylaştırsın. Bakın kardeşlerim, peygamber aleyhisselam devam ediyor. İki diyoruz. Melekler ilim öğrenmek için evinden çıkan kimseden razı olur, kanatlarını onun üzerine gerer. Allahu Ekber. İkinci kısım burası. Aklınıza bir hadis geldi değil mi? Önceden ders işlemiştik. Ne olur buraya dikkat edin kardeşler. Peygamber aleyhisselam diyor ki, evinden bir hayır için, bakın dikkat edin, bir hayrı öğrenmek, bir hayırlı amel yapmak veya hayırlı bir işte rızkını temin etmek, bir Müslümanın sıkıntısını gidermek, ne derseniz deyin, hayrın hayır kısıtlı bir şey midir? Bol, geniş bir yoldur. Kim diyor evinden bir hayır için çıkarsa kapıda kim karşılar onu Enes? Kim? Beyaz sancaklı melekler karşıları diyor. Ebu Davud'da geçen hadiste. Beyaz sancaklı. Diyor ki ta evine tekrar geri dönene kadar o beyaz sancaklı meleklerin gölgesi onlara refakat eder. Allahu Ekber. İlim bu hayrın başında değil midir kardeşler? Kur'an'dan daha hayırlı ne olabilir? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini öğrenmekten daha hayırlı ne olabilir abi? Kim bu hayrı öğrenmek için kapıdan dışarı çıkarsa, ilim talebesi kardeşim, medreseye giden kardeşim, üniversitede fenni ilimleri sırf Müslümanların maslahatı, ümmetin istikbali için okuyan kardeşim, ders halkalarına, sohbetlerine, sohbet meclislerine sırf bir ayeti, bir hadisi, bir hükmü öğrenmek için gelen kardeşlerim, ne yapacağız? Niyet ayarlarını değiştireceğiz. Sırf Allah için buraya geleceğiz. Sırf Allah rızası için. Ben bu yola girdiğimde bu yolun sonu cennettir. Dostum da beyaz sancaklı meleklerdir inanışıyla buraya geleceksin. Ya ister bir mescit, ister bir dernek, İstersen atölyenin köşesindeki tozlu raflardaki bir yer hiç fark etmez. Bizim için ilmin bulunduğu sınırın yeri önemli değildir kardeşler. O yüzden ne olur niyet ayarlarınızı değiştirin. İnanıyorum ki şu İstanbul'da ekonomik şartlar ve iş saatinin yoğunluğu en çok bedenlerinizi ve zihninizi yormaktadır. Ve inanıyorum ki buraya gelirken de iki ileri bir geri gitmektesinizdir. Tıpkı benim yaptığım gibi. Ruhunuzu evde bırakıp bedeninizi buraya getirirsiniz. Doğru mu? Ama bakın ne olur. Şöyle silkelenelim. Niyetlerimizi bir tedavi edelim. Islah edelim. Ben bir ayet dahi olsa, kardeşimden bir hadis dahi olsa, bir hakikat dahi olsa öğrenmek için kapımdan dışarı çıkıyorum. Seni kapıda kim karşılayacak? Beyaz sancaklı melekler. Bir kötülük ve şer için diyor çıkanlar da Peygamber aleyhisselam. Onu kim karşılayacak? Siyah sancaklı şeytanlar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bakın kardeşler. Yani diyebilirsiniz ki ya bir adam ta zina için bu kadar kilometre yol gider mi kardeşim ya? Bir adam hırsızlık yapmak için kendini bu kadar yorar mı be kardeşim?
Evinde telefonla öfkelendiği, lan bekle, affedersiniz amiyane bir ifadeyle, bekle bak şimdi ben sana haddini bildireceğim diyerek evden çıkan bir adamın sel olup, rüzgar olup o karşısındaki insana acımasızca dövmesini şimdi anladınız mı? Niye? Çünkü siyah sancaklı şeytanların gölgesi, vesvesesi, kışkırtmasıyla yolda yürümektedir. Allah-u Teala bizi korusun kardeşlerim. Üç kardeşlerim, Resulullah diyor ki, üçüncü biz madde olarak zikrediyoruz. Alimin abid olana üstünlüğü, yani alimin çokça ibadet eden kişiye üstünlüğü, mehtaplı bir havada, yani havanın böyle berrak olduğu, ayında, yıldızlarında, bütün gezegenlerin neredeyse gözle görülecek seviyeye geldiği bir anda ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Allahu Ekber. Peygamber Aleyhisselam'ın başka bir hadisinde şöyle diyor. Alimin abid olana üstünlüğü benim, yani Resulullah Aleyhisselam'ın sizden en düşük seviyede olan kişinin üstünlüğü gibidir. Allahu Ekber. Peygamberin en düşük seviyedeki sahabeden üstünlüğü gibidir. Niçin sizce kardeşler? Abid farz olan ibadeti öğrenir, kalan bütün zamanını ibadetle meşgul eder. Faydası sadece kendinedir. En yakınına belki biraz faydası vardır. Ama alim ilim öğrenir, Yılmaz abi amel eder. Ondan sonra tekrar ilme yönelir. İnsanlara faydalı olmak için mücadele eder. Yani ilim onu aksiyoner yapar Recep. Oturtmaz, uyutmaz, gevşetmez, tembelliğin içine sokmaz. Anladınız mı kardeşler? Nerede şimdi bizim sokaklarımızda alimlerimiz? Nerede o sarf naivleri ezbere bilenler, ciltler dolusu kitapları okuyanlar, Nasara yansuruları çekenler? Hani sokaklarda yoklar değil mi? Halbuki ilim onu aksiyoner bir hale getirmesi gerekiyordu. Bakın ben size bir hadisten nakledeyim. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim Allah'ın dinini ihya etmek için, buradaki ihyadan kasıt insanların yaşaması için mücadele ederken ilim tahsil ederse, derdi kendisinin ve insanların maslahatı için mücadele edip ilim tedris etmek. Bunu yaparken diyor vefat ederse peygamberlerle arasında bir derece kalır diyor Peygamber Aleyhisselam. Bir derece. Bu hadis nerede geçiyor? Dariminin mukaddimesinde geçiyor kardeşler. İlim öğrenecek, amel edecek, insanlar fitneden, fesattan, şirkten, küfürden, bidattan, hurafelerden kurtulsun diye sokaklarda o ilimle cihad edecek. Kendini parçalayacak. İşte bundan dolayı da İbn Abbas diyor ki radıyallahu anh, bir fakih şeytana 1000 abidten, 1000, 100 değil, 500 değil, 1000 abidten daha çetin gelir diyor. Bu hadis zayıf bir hadis. Tirmizi'de geçiyor, İbn Mace'de geçiyor. Zayıf olarak naklediliyor. Ama vallahi öyledir kardeşler. Bir alim, bir fakih beşeriyetin kurtulması için bir ab-ı hayattır. Bunun için mücadele eder. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bana diyor verilen ilim ve hidayetin durumu bol yağmurlu bir şeye benzer diyor. Dikkat edin, bol yağmurlu diyor bir şeye benzer. Diyor ki o yağmur yağar, ilim ve hidayet odur. Bazı diyor topraklar vardır, o ilmi ve hidayeti emerler, sonra üstü yeşermeye başlar. O çatlayan, patlayan, kırılan toprak düzelmeye başlar. Önce üstü yeşerir, sonra filizler çıkar, sonra ağaç, sonra meyve vermeye başlar. Bu Rabbani olan alimdir. Vahiy ona geldiğinde, ilimle karşılaştığında, ilmi arttığında önce amel eder, sonra fıkhi meselelerde içtihatlar yapar, insanların önünü açar, farklı meselelerde işleri kolaylaştırır, insanlara yardımcı olur. Diyor ki bazı topraklar vardır ki toprak suyu diyor emmez diyor. Gördünüz değil mi abi? Emmiyor, su üstte kalıyor.
Ama o topraktan kim istifade ediyor kardeşler? Hayvanlar istifade ediyor mu Emin abi? Ediyor, geliyor, içiyor. İnsanlar istifade ediyor mu? İstifade ediyor. Susuz kaldığımızda hemen dudaklarımız, orada kuruyan dudaklar düzelmeye başlıyor. Peki o toprağın kendisine faydası var mı? Asla faydası yok. Bazı alimler vardır ki ilmi yutamaz, yeşertemez, meyve verdiremez ama başkalarının istifade etmesine vesile olur. İbni Hacer söylüyor, ben söylemiyorum. Fethül Bari'de diyor ki bu iki durum diyor, birincisi diyor fakihler için geçerlidir. Çünkü diyor onlara ilim geldiğinde hemen ne yaparlar? O ilmi hemen farklı bir ilme çevirirler. İkincisi de diyor muhaddislerdir. Onlar sadece ne yaparlar? Ezberlerler. İnsanların istifadesine sunarlar. Üçüncü bir toprak vardır ki Allah bizi onlardan kılmasın. O da nedir? Kaypaktır diyor Resulullah Aleyhisselam. Yağmur yağar, hiç suyu tutmadan kenara atar. Ne insanlar, ne hayvanlar, ne de kendisi bundan istifade edemez. O yüzden benim kardeşlerim, biz birinci şıktaki alimlere, Rabbani alimlere çok ihtiyaç duyuyoruz. İlmi sadece kendinde sınırlı tutan, en fazla yakınındaki insanlarla paylaşan değil kardeşim. Bugün ümmetin yarası çok büyük. Bu yarayı kapatacak olan şey de Rabbani alimlerdir. Allah-u Teala sayılarını artırsın kardeşler. Bundan dolayı da muhaddisler demişler ki, abidten daha üstün olmasının sebebi insanlara, hayvanlara, eşyaya faydası olmaktır. Bunu da şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyleyecek. Dördüncü madde, hakkınızı helal edin, inşallah bitireceğim. Alim olana gökte ve yerde olanlar, hatta sulardaki balıklar istiğfar ederler. Allahu Ekber. Yani Allah'ım sen o kulunu affet. Allahu Ekber. Bağışla. Göktekiler kimdir kardeşler? Ne demişler? Meleklerdir. İlmin kıymetini en fazla onlar bilirler. Peki yerdeki kasıt kimdir? İnsanlardır. Çünkü alimlerden en fazla kim istifade eder? İnsanlar istifade eder. Bundan dolayı da siz kendisinden istifade ettiğiniz bir alim anıldığı zaman ne diyorsunuz? Allah onun kusurlarını bağışlasın. Allahu Ekber. Bu ne kadar güzel bir söz ya. Keşke sabahtan akşama kadar bir kardeş beni sevdiğini söylemek yerine sabahtan akşama kadar Allah'ım şu kardeşimi bağışla dese. Allahu Ekber. Allah-u Teala onun diline güç verse, kuvvet verse, kalbine kuvvet verse, ne kadar güzel bir sözdür. Hanımım dünyanın en iyi erkeği sensin diyeceğine, ki demiyor da, dese Allah'ım onu affet, onu bağışla, ona mağfirette buyurun. Ne kadar tatlı sözler kardeşim. Ne kadar güzel sözler. Allah'ın bir kulu affetmesi ve bağışlaması. Şimdi Yusuf abi, benim anlamadığım bir mesele var. Melekler istiğfar ediyor. Anladık, ilmin değerini en çok onlar biliyor. İnsanlar istiğfar ediyor. Serhat, bunu da anladık çünkü alimlerden en çok istifade edenler onlar. Peki ben size şimdi soruyorum. Bu hadiste Ali balıklar diye geçiyor. Başka bir hadiste yuvasındaki karıncalar diye geçiyor. Bunlar neden istiğfar ediyorlar? Siz ne gördünüz ki alimlerin bağışlanması için Allah'a dua ediyorsunuz? Allahu Ekber. Muhaddisler ne diyor biliyor musunuz? Onlar da alimlerin eliyle merhamet göreceklerini bildiklerinden dolayı. Nasıl olacak peki? Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ilmin ilk kaynaklarından biri olan Muhammed aleyhisselam, pınarın ilk başı olan Muhammed aleyhisselam, Medine'de hurma bahçesinde gezerken ağlayan bir deveye şahit oldu mu abi? Oldu. Salya sümük ağlayan bir deveye şahit oldu. Gitti, okşadı, onunla konuştu, muhabbet etti. Sahibi olan Medineli genci çağırdı. Sen dedi bundan sonra devenin sırtına asla taşıyamayacağı yükü koyma. Allahu Ekber. Deve şikayet etti. Dedi ki benim taşıyamayacağım, kaldıramayacağım yükü bana koy ya. Koyma dedi. Bu bir rahmet midir? Rahmettir kardeşlerim. Bu bir merhamet midir? Merhamettir kardeşim. İlim sahibinden, alimden bir hayvanın istifade etmesi midir? Doğru mu abi? İstifade etmesidir. Şimdi benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yolda giderken bağıran, çağıran, feryat eden bir kuşun sesini duydu mu? Serkan abi? Gitti, o kuşun yavrusunun bir yumurtanın olmadığını fark etti mi? Sahabeye ne dedi?
Asla dedi bu annenin yavrularını almayın, yumurtasını geri yerine koyun dedi mi? İlim şimdi o hayvana fayda verdi mi? Alim bu hayvana fayda verdi mi? Vallahi verdi. Şimdi soruyorum Enes kardeş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kurban Bayramı gününde hayvanı keseceğiniz zaman ihsanla yaklaşın dedi mi? Hayvanınızı rahatlatın dedi mi? Gözlerini kapatın dedi mi? Bıçağı önünde asla bilemeyin, o hayvanı iki defa kesmiş olursunuz dedi mi? Bıçağınızı bilediğiniz zaman da o hayvana asla acı vermeyin dedi mi? Şimdi o hayvan ilim ehlinden rahmet gördü mü? Merhamet gördü mü? Soruyorum be kardeşim size. He? Gördü değil mi? O yüzden hayvanlar nesillerinin devamını alimlerin ilmini yaymasından dolayı bulacağı için, merhamet görecekleri için bundan dolayı onlara istiğfar eder. Şimdi ben sana tekrar soruyorum be kardeşim. Doğu Guta'da, Kabil'de, Gazze'de, Halep'te, Somali'nin sokaklarında ve ormanlarında, Balkanlarda, Kafkaslarda ilahi ilme sahip olmayanların hayvanlardan daha aşağı, belhum adal dediği Allah Azze ve Celle'nin daha aşağı, daha sapık, daha gaddar, daha vahşi olduğuna şahit oldunuz mu? Her geçen gün Doğu Guta, ey insanlar, Allah'ın ve Resulünün öğretilerini terk eden, Allah'ın ve Resulünün ilminden uzaklaşan, o batı medeniyetin, kokuşmuş batı medeniyetin, barbar batı medeniyetin bize nasıl bir muamelede bulunduğunu görüyorsunuz. İlimden uzak olanların merhametten uzak olacağının kanıtı onların sesleri değil mi? Onlara uşaklık eden rafizi köpeklerinin, Allah kızmayın kardeşim, kusura bakmayın. Benim bacımla aynı odanın içinde selfie yaparak mümin erkek ve mümin kadınlara nasıl tokadı çarptım diyen o rafizi köpekleri, İsrailoğullarının eşekleri, öyle söylüyor alimler. İlimden uzaklaşınca nasıl merhametsiz olduğunu Doğu Gutalı kadınlar gösterdi mi? Vücutları parçalanan çocuklar gösterdi mi? Şimdi anladınız mı? İlmin sahiplerine balıkların neden istiğfarda bulunduğunu, yuvasındaki karıncaların neden istiğfarda bulunduğunu, yahu bir hayvan dahi onların kadrini ve kıymetini bilip suyun altında, mağaranın deliklerinde istiğfarda bulunurken, ah dibimizinden kayan, elimizin altında kayan nice fakihler, nice muhaddisler, nice müfessirler, aman Allah'ım, kıymetini bilmediğimiz, ilmini kınadığımız, Allahu Ekber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alim olana gökte ve yerde olanlar, hatta sudaki balıklar bile bağışlanma diler buyurmaktadır kardeşlerim. Son madde, Ebu Derda peygamberden aktarıyor. Burada bitiriyorum, hakkınızı helal edin. Diyor ki Peygamber aleyhisselam, alimler peygamberlerin varisleridir. Allahu Ekber. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler geriye ne dinar yani altın para, ne dirhem yani gümüş para bırakmamışlardır. Peygamberlerin geriye bıraktığı ilimden başka bir şey değildir diyor Resulullah. Bundan dolayı diyor Peygamber aleyhisselam, her kim ilim elde ederse bu mirastan yeteri miktarda bir pay almıştır. Burası hadisin artık bittiği kısımdır kardeşler. Ebu Davud, İbn-i Mace ve Tirmizi hadisi. Şimdi bu son beşinci maddeyle alakalı. Ebu Hureyre radıyallahu an Medine çarşılarından geçerken orada bulunan kalabalığa şöyle sesleniyor. Diyor ki ey çarşı ahalisi, siz ne kadar zayıf insanlarsınız. Bir anda o çarşıda bulunan esnaf veya alışveriş yapan kişiler, Kadir abi, Ebu Hureyre'ye yöneldiler ve dediler ki ey Ebu Hureyre, sen neyi kastediyorsun? Yani biz niye zayıf insanlarız? Dedi ki yahu
Medine Mescidinde, yani Mescid-i Nebevi'de Peygamber Aleyhisselam'ın mirası dağıtılıyor, siz burada oturuyorsunuz diyor. Allahu Ekber. Sizce ne anlamıştır sahabe? Vallahi benim anladığımı anlamıştır. Peygamberden kalan altınlar, gümüşler, kılıçlar, kalkanlar, develer Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta, Afganistan'da, Bağdat'ta araziler, üzüm bağları, bahçeler, Allahu Ekber, mümin erkeklere dağıtılıyor. Aynen öyle anlamışlar ha. Koşuyorlar Mescid-i Nebevi'ye. Ebu Hureyre de radıyallahu an onlar gelene kadar yerinde sabit bekliyor. Adamlar geri geliyorlar. Ebu Hureyre dönüyor onlara, diyor ki ne oldu diyor, ne elde ettiniz diyor. Hani size ne paydı işte? Altın taslar, gümüş tabaklar, çatallar, kaşıklar, son model perdeler. Yok, klima yok. Ne düştü? Diyorlar ki yahu biz Mescid-i Nebevi'ye gittik. Bu ifadeler bana ait. Mescid-i Nebevi'ye gittik. Orada namaz kılan, Kur'an okuyan, birbirlerine haramı ve helali öğreten kimselere rastladık. Ne altın dağıtan vardı ne de gümüş. Tabirlerinde öyle söylüyorlar. Ebu Hureyre ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Yazıklar olsun diyor size. Peygamberin diyor mirasında başka ne olabilirdi ki diyor. Allahu Ekber. Helal ve haramın öğretilmesi, o namaz gibi ulvi bir amelin varlığı, Kur'an tilaveti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mirası değil mi dercesine bir söz söyledi. Yazıklar olsun dedi size. Siyer okuyan kardeşler bilirler. Soruyorum sizlere, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Medine'de öldüğünde evinde ne kaldı? Ne kaldı kardeşler, soruyorum size. Yastığının altında benim Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın vasiyeti var mıydı? Ne verecek ki vasiyeti kalsın? Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya bıraktı. Aha böyle bir avuç miktarı kadar arpa. Demiş ki aman sayma bunları. Ölçme, tartma. Hazreti Ayşe haftalarca, aylarca Allah Resulü'nden kalan arpaları tutmuş. Yahu demiş hiç mi azalmaz? Neden azalmıyor bu? Tartınca Allah ondaki bereketi alıyor, azalmaya başlıyor. Bıraktı ne ki? Peygamberim borçlu olarak öldü. Benim kardeşim borçlu. Ne miras bırakacak? Ne arazisi bırakacak? Benim peygamberim o Yahudilerin kirli topraklarını aldığı zaman hepsini mümin erkek ve mümin kadınlara bağışladı. Hatırla ne olur. Şu cumartesi sohbetlerine başladığımız bu senenin başında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hastalıktan ölmek üzere can çekişirken, ayılıp bayılırken, ölüm sekerat anlarını yaşarken Ayşe annemizi çağırmadı mı? Ya Ayşe dedi, şu 6-7 dinar para, aman dedi bunları fakirlere dağıt. Ben Allah'ın karşısına, huzuruna bu dinarlarla, bu paralarla çıkmak istemiyorum diyen benim peygamberim değil miydi? O zaman ben de şimdi sormaz mıyım sana? Sormaz mıyım kör ve kütük nefsime? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ve sünnetin dışında nasıl bir miras bırakır? İlmin, gayretin, mücadelen, yeteneğin, azmin ne dersen de Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan alacağın miras konusunda sana yardımcı olacaktır. Bir hadis öğren, peygamberin varisi olursun, bir hadis kadar ondan miras almış olursun. İki hadis, üç hadis. Gücün neyse kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler geriye ne dirhem ne dinar bırakmışlardır. Onların tek mirası nedir kardeşler? İlimdir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimize duamız, şu an yaşayan alim ve ilim talebelerini Rabbimiz hidayetiyle korusun. Onların ilme, amele, davet ve cihada karşı hırslarını arttırsın. Başta mümin erkek ve mümin kadınlar, sonra da bütün insanlık onların elindeki, kalbindeki, zihnindeki ilimden istifade etsin. Rabbimizden yine duamız, bizden önce vefat etmiş olan alimlerimize ve ilim talebelerimize merhametiyle, lütfu ve keremiyle muamelede bulunsun. Onların günahlarını affetsin. Onları kabrin ve cehennemin fitnesinden korusun. Hassaten son olarak da
mevzuyu şununla bağlayarak bitirmek istiyorum. Başta Türkiye toprakları olmak üzere İslam coğrafyalarının birçoğuna ilmiyle, ameliyle, cihadıyla, bedeniyle, düşünceleriyle katkıda bulunmuş, hayırla beslemiş, yüzlerce ilim talebesi yetiştirerek, yüzlerce derneğin, birçok vakfın açılmasına vesile olarak davetin yayılmasına vesile olan Hasan Karakaya hocamızın Rahman tarafından merhametle, lütufla, keremle karşılanmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Kabrinde cennet bahçelerinden bir bahçenin havasını yaşamasını, Allah'ım ne olur kıyameti hemen kopart da cennetteki ehlime, cennetteki nimetlerime kavuşayım diyen müminlerin safları arasında olmasını, kabrin yarılıp çırılçıplak insanların hesap için koşuştuğu bir anda onun hesap vermeden cennetin kapısına yapışıp meleklerin "Ya sizler kimlersiniz?" dediği anda Resulullah'ın ifadesiyle bizler cihad için kılıçlarımızı kaldırıp asla indirmeyen mücahitleriz dediği insanların arasında onu tekrar hayata döndürmesini ve Firdevs bahçelerinde Rahman'ın celalini, cemalini, izzetini, keremini yaşamasını bu değerli alime Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Az önce söylediğim gibi balıkların yuvasındaki karıncaların kıymetini bilip ben Süleyman Aleyhisselam'la ilgili bir hadise aktarmak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem naklediyor. Kıtlık zamanında duymuşsunuzdur. Süleyman Aleyhisselam ordusunu hazırlıyor. Yağmur duasına çıkacaklar. Hatırladınız mı? Ordu bir yere kadar geliyor. Müminler bir yere kadar geliyor. Süleyman Aleyhisselam yani böyle sırtı yere doğru yapışmış. Ayakları böyle yukarı doğru duran bir karıncayı görüyor. Subhanallah. Bir karıncayı görüyor. Yani o ellerini kaldırmış. Rahman'dan yağmur yağması için dua edince Süleyman Aleyhisselam ordusuna doğru dönüyor diyor. Geri dönün diyor. Geri dönün diyor. Yani müminler için, bizim için dua eden birileri var dercesine geri dönün diyor. Ya vallahi bu alimler için, bu muttaki şahsiyetler için sırtını yere koyup o küçücük ayaklarını, belki gözle görülmeyen ayaklarını havaya kaldırıp Allah'ım onları istiğfar et diyen bir karıncalar ve bir taraftan da onların ilmini beğenmeyen, ilmini küçük gören, aklını kıt sayan, yaşamış olduğu bütün tecrübeleri elinin tersiyle iten, kendisinden ilim öğrenmesine rağmen ona alimlik taslayan, daha dün çocuklarla şeker yerken ondan öğrendiği ilimle, ondan öğrendiği iffetle, hayayla bugün müminlerin önünde yürüyen, ne olur insanlar, ellerinizin altında bulunanların kıymetini kaybettikten sonra öğrenmeyin. Şimdi, yanımızdayken, sağımızdayken, solumuzdayken, önümüzdeyken, arkamızdayken, yaşarken, bizimle beraber aynı mescit içerisinde namaz kılarken, bize tekrar ilmi öğretirken, ne derseniz deyin, hayvanların kadrini, kıymetini bildiği alimlere kendisinden daha fazla istifade ettiğimiz bizler çok daha güzel bir kadir, çok daha güzel bir edep, çok daha güzel bir yaklaşım sergilememiz gerektiğine inanıyorum. Allah-u Teala onun ehline, onun dostlarına, talebelerine, onu sevenlere sabrı cemil nasip etsin. Allah-u Teala gecenizi ve gecemizi mübarek kılsın. Özellikle şu an Doğu Guta'da, Halep'e döndü. Doğu Guta'da hayvanlara varıncaya kadar zulüm gören ne kadar canlı varsa, Allah-u Teala'nın lütfuyla, keremiyle,
merhametiyle onları katına almasını, Doğu Guta'dan Şam'a, Şam'dan Gazze'ye, Gazze'den Kabil'e, bilmediğimiz sokaklarda öldürülen ne kadar mümin erkek, mümin kadın, çoluk, çocuk, yaşlı, genç varsa onların şehitlik mertebesine ulaşmasını, onları bu hale getiren, burunlarını kanatan, kollarını kopartan, izzetlerine, şereflerine, namuslarına el uzatan, en gelişmiş silahlarını onlara doğrultan, dillerini onlar için keskinleştiren, onların yok olması için fikirlerini bir araya getiren ne kadar küffar, ne kadar müşrik, ne kadar münafık topluluk varsa Allah-u Teala onları birbirine düşürsün. Allah-u Teala onların güçlerini ellerinden alsın. Allah-u Teala onların bellerini kırsın ve toprağın altını toprağın üstünden daha fazla arayacakları bir güne getirsin. Biliyorum bana kızıyorsunuz şimdi ve ben Allah'a yemin ederim ki Doğu Guta'nın hepsini de katletseler, inşallah şehit etseler, belki videolarda seyretmişsinizdir, bir kedinin de hani bacakları böyle neredeyse kopar seviyeye gelmiş, zor zor hayvan böyle sürüklene sürüklene gidiyor boynu yerlerde. Bakın o kedi bile merhametten ne kadar uzak olduğunu, bu batı dünyasının pisleşmiş, çirkef hale gelmiş o batı medeniyetinin, yemin ediyorum ki bütün Doğu Guta'yı coğrafyadan silselerdi, Şam denilen bir diyar bırakmasalardı, Afganistan'ın sınırlarını değiştirip Türkiye'nin sınırlarıyla oynasalardı, Balkanların, Kafkasların haritalarının yerlerini değiştirselerdi, yemin ediyorum ki vallahi de hiçbirimizin ümidini kıramayacaklar. Ve yemin ediyorum ki başta Fransa olmak üzere Amerika, İsrail, Rusya, İtalya, İngiltere, çıbanın en büyük başı İngiltere, halkları zulme sessiz kalan, zulme destekleyen ne kadar halkı, yöneticisi, askeri, polisi, bürokratı varsa, bakın şahit olacaksınız, göreceksiniz. Sen ve ben görmezsek, şu sübyanlar görecektir. Çöpten, lağımlardan ekmek dilenecek, dudaklarıyla yerlerde köpekler gibi sürünüp sular içecekleri bir gün gelecek. Vallahi bu yaşanacaktır. Bu bir kehanet asla değildir. Bu bir keramet asla değildir. Hazreti Ali radıyallahu an diyor. Zulüm Allah'ın kılıcıdır. Döner dolaşır zalimi keser. Bu gerçekleşecek. Ekonomileri yerle bir olacak. İçlerinde büyük fitneler gerçekleşecek. Ve bugünün ağalığını yapanlar yarın ümmetin uşaklığını yapacaklar. Ama bizim elimizden güç olduğunda hayırdan başka bir şey bu insanlık görmeyecek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ma salavatı.